everyone to our second Congressional Holocaust commemoration. It's obviously so important to transmit the stories, the memories that people have from their families. To talk about those issues and to speak about tolerance, which we so much needed in nowadays. The Jews were very actively involved in resistance during World War II. Eating them up. They spared no one. If you were lucky to survive, you went back the next day to work. Likewise, my aunt Marcel, who's only 20, was also captured and murdered in Auschwitz. That I am a Holocaust survivor. And with a smile, he refused the blindfold and he said, "A Greek knows how to live and he knows how to die." Of my colleagues in both parties to say never again. No, we do not speak Yiddish. No, we do not speak Ladino. Yes, we are Jewish. My parents were from Turkey. They had immigrated to France in 1923. We can open our hearts to those who are in great need, including those who may be in greater need than ourselves today. Merhaba, ben Renan Cohen. Piyanistim, besteciyim, sopranoyum ve müzik terapistim. Bir süredir yaptığım Holocaust çalışması üzerine Amerika'da bulunuyorum şu anda. 2015'ten beri İkinci Dünya Savaşı'nda Çekoslovakya'da bulunan Terezinstab konsantrasyon kampı ve getosunda hapsedilen bestecilerin orada yaptıkları eserleri seslendiriyorum Türkiye'de ve dünya çapında. Bu sebeple de bu sene burada 27 Ocak'ta Birleşmiş Milletler'de çalma onuruna eriştim. 27 Ocak zaten Birleşmiş Milletler'in kararıyla tüm dünyada resmi Holokost Anma Günü ilan edildi. Auschwitz'in kurtuluş günü üzerine. Dolayısıyla bu sene ben de büyük onuru yaşadım. Holokost bestecilerin eserlerini çalmamın yanı sıra bu bestecilerin bugüne getirdiği hediyenin ışığında öğrencilere Holokost gerçekliğiyle pozitif direnç diye bir eğitim sürdürmekteyim 2016'dan beri. Neden pozitif direnç diyorum? Çünkü Terezin kampına hapsedilen besteciler Viktor Ullmann, Gideon Klein, Pavel Haas, Sigmund Schul ve diğerleri. Bu benim dördü benim ilgimi çeken bestecilerdi ama birçok besteci daha var orada. Orada çok zor şartlarda olmalarına rağmen beste yapmaya devam ettiler. Bilindiği gibi doğru düzgün yemek verilmiyordu. Barınak şartları çok kötüydü. Buna rağmen onlar kendi ruhlarına tutunarak, kendi yeteneklerine tutunarak ve kendi aldıkları müthiş eğitime tutunarak o müthiş besteciliklerini sürdürdüler ve harika eserler verdiler dünyaya. Ve ayrıca da bazı eserlerinden görüyoruz ki bu yaşanan Holokost gerçekliğinin gelecek nesillere aktarılmayacağını da çok çok iyi farkındalardı. Ve dolayısıyla bir sürü şeyi de, bir sürü öğeyi de gerek Çek halk şarkıları üzerinden, gerek başka şeyler üzerinden eserlerine yerleştirerek aslında bir nevi de orada olanları bize anlatmış oldular. Ben buna pozitif direnç diyorum. Çünkü karşıdan gelen direnç, yani Hitler'in yaptığı, İkinci Dünya Savaşı'nda olan, Holokost zamanında yapılan, onlara gösterilen eziyetlerle direnç çok güçlü olmasına rağmen kendileri yine pasif bir direnç, yani kendileri eser vererek pozitif direnç olarak karşılık verdiler buna. Bu beni çok çok etkiledi. Ve müzik terapist olmam sebebiyle de öğrencileri bir eğitim programı yazdım. 14-17 yaş arası gruba ben kendim giderek okullara, özellikle de Yahudi olmayan çocukları seçerek, çünkü onların belki de bu gerçekliğe erişimi daha zor olabilir diye,
hem tarihi anlatıyorum müzik üzerinden, hem bestecileri tanıtıyorum, hem ben kendim çalıyorum, hem de onların dünyasına giriş yapmış oluyorum. Çünkü benim amacım onların kendi pozitif direnççilerini onlara buldurarak, beraber bularak bunun üzerine gitmek ve iç barışlarını sağlayarak dünya barışını sağlamak. Ve de bu eğitimi alan çocuklardan hocalarının yaptığı seçkiyle her yaz belirli bir grubu da Terez'in konsantrasyon kampına götürüyorum. Orada bir festivalin bir parçası oluyoruz. Hem çok besteciler hakkında bilgileri artıyor, hem Survivor'larla tanışıyorlar, konuşuyorlar. Bu eğitimin ve bu gezinin tüm masraflarını tabii ki biz karşılıyoruz. Tek bir benim onlardan istediğim şey var, ürün vermeleri. Çünkü o bestecilerin yaptığı tüm zorluklara ürün vererek dayanabildikleri ve dünyaya harika şeyler verdikleri ve sağlıklarını böyle koruyabildikleri için öğrencilerden de isteğim kendi yeteneklerini keşfederek ya da beraber keşfederek ürün vermelerini sağlamak. Ve ben de sonra bu ürünleri bütün dünyayı tanıtıp ne konuda ürün verdilerse o konuda onların yayınlanmasını, çalınmasını sağlıyorum. Ve bu çalışmaya devam ediyorum. Holocaust yoğun çalışmalarımın yanı sıra tabii başka çalışmalarım da sürüyor. Geçen hafta 21 Ocak'ta çıkan en son albümüm Ali Darmar'ın tüm piyano eserleri oldu. Ali Darmar benim piyano hocam aslında. 35 senelik piyano hocam. Ama ayrıca da müthiş bir besteci kendisi. Fransa'da eğitim görmüş. Çok önemli bir besteci. Ve ben de istedim ki onun müzik anlayışı, onun müziğe yaklaşımındaki incelik, aldığı eğitim dönemindeki o Paris'teki hocaların müthiş müzik anlayışı bütün öğrencilere yayılsın, bütün müzikle uğraşan insanlara yayılsın. Ve onun bütün piyano eserlerini bir albüm yaptım. Bu albümün iki tane sürprizi var. Ben tabii ki çalıyorum solo piyano eserlerini. İki piyano eseri var. Onu da istedim ki genç bir piyanistimizi dünyaya tanıtayım. Emir İlgen diye çok parlak bir piyanistimiz var. 16 yaşında daha kendisi. Ama çok gelecek umut vaat ediyor. Onunla birlikte çaldık iki piyano eserini. Bir de devlet sanatçısı Ayşegül Sarıca ve Ayla Erduran için, keman piyano için yazdığı bir eseri vardı Ali Darmar'ın, Sessizliğin İçinden diye. Ve o da ilk seslendiği için 2008'de yapıldı. Onun konser kaydını kendilerine izin aldım. Ayşegül Sarıca da benim piyano hocam. Onların konser kaydını da bu albüme koyduk. Böylece üç nesil aynı albümdeyiz. Bir külliyat olmuş oldu. İçinde hem albüm var tabii ki, hem müzik var, hem de benim Ali Darmar'la zamanında yaptığım bir röportaj yer alıyor. Onun bütün müzik anlayışı, o dönemin, Türkiye'sinin, Avrupa'sının bütün müzik anlayışı yer alıyor. O yüzden de çok mutluyum.